Öncelikle üçüncü ünitenin ilk konusu olan Orta Çağ'da siyasi yapılar konusuyla başlayalım. İlk başlığımız feodalite. Nedir bu feodalite? Feodalite dediğimiz şey güçlü lordların egemen güç kabul edildiği, zayıfların kendilerini efendilerine teslim ettiği bir toplum yapısıdır. Şimdi ilk başta gözünüzde bir şey canlanmamış olabilir. Biz bunu biraz daha somutlaştıralım o halde. Fevdalite denilen şey nasıl ortaya çıkmış biraz bu süreçten bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hemen ufak bir harita oluşturalım. Burada Hunlar var. Burası Hunlar olsun. Hunlar neredeydi? Asya topraklarındaydı. Arkadaşlar Hunlar Kavimler göçüyle birlikte Batıya doğru Karadeniz'in kuzeyinden göç edecekler ve göç ettikleri yerlerde yol üzerinde barbar kavimler var. Bakın Hunlar göç ederken barbar kavimleri görecekler ve onları da arkalarına katıp kovalayacaklar ve onlar da Batıya doğru göç edecek. Hocam Batı'da yani Avrupa'da ne vardı? E, Avrupa'da da Roma İmparatorluğu var arkadaşlar. Roma İmparatorluğu barbar kavimlerin gelmesiyle birlikte ne oldu? İkiye ayrıldı. Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölündü. İşte biz bu olaya kavimler göçü diyoruz. Bakın arkadaşlar, feodalite denilen şey kavimler göçüyle başlayacak bir nevi. Bakın önce kavimler göçü olacak. Ardından Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak. Kaos ve ölüm ortamı ortaya çıkacak ve en son olarak da Böylelikle de feodalite ortaya çıkacak. Şimdi gelin birlikte bu olayı daha çok somutlaştıralım. Şimdi bu atımız e, Türkler olsun, Hunlar olsun. Bunlar da barbar kavimlerimiz olsun. Bu da Roma İmparatorluğu olsun. Şimdi arkadaşlar bakın Hunlar kavimler göçüyle birlikte batıya doğru geldiğinde karşısında barbar kavimleri görecek. Hani bu Angıllar, Saksunlar, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi barbar kavimler vardı. Ve bu adamlar Türkleri atın üzerinde gördüğünde inanılmaz korkacaklar. Hayatlarında at görmemişlerdi buradaki insanlar. At başlı insan zannedecekler bunları. Ve bu barbar kavimler öyle bir kaçacaklar ki arkadaşlar batıya doğru hop ne yapacaklar? Roma İmparatorluğu ikiye bölecekler. Artık Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu var. Şimdi hocam iyi de bu kavimler göçünün feodalitenin kurulmasıyla nasıl bir alakası var? Şimdi gelin o bağlantıyı kuralım. Şimdi bakın feodaliteden önce, bu göç hareketlerinden önce Avrupa'da huzurlu bir ortam vardı. İnsanlar can güvenliğinden endişe etmiyorlardı. Ama ne zaman ki bu olay yaşandı, Avrupa'ya böyle birçok kavim birden girdi. İşte o an Avrupa'da bir kaos ortamı çıktı. Hatta Roma İmparatorluğu dayanamadı ve yıkıldı. Şimdi bakın kavimler göç oldu. Roma yıkıldı. Artık kaos ölüm ortamı olmaya başladı. İnsanlar canlarını ve mallarını koruyamayacak hale geldikleri için endişe duymaya başladılar. İşte tam da bu sırada feodalite ortaya çıkacak. Hocam nasıl ortaya çıkacak? Feodalite dediğimiz şey böyle kaleler var arkadaşlar kalelerin etrafını surlarla çevirmişler. Ve bunun başında da bir kim var? Derebey ya da feodal bey de derler. Arkadaşlar feodalitenin diğer adı derebeylik. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu adam diyecek ki dışarıda bulunan halka. Bunlar korkan halk olsun. Can ve mal güvenliği yok bu insanların. Korkmuşlar ve kendi güvenliklerini sağlamak istiyorlar. Bu adam diyor ki ben sizin güvenliğinizi sağlarım. Kalemin içerisine, surların içerisine alırım. Ama bir şartım var. Benim için çalışacaksınız. Bana hizmet edeceksiniz. Benim için üreteceksiniz. Bana vergi vereceksiniz diyecek. E bu insanlar da ölmektense tabii ki de senin için çalışırım diyecekler. Ve bunun isteklerini kabul ederekten ne yapacaklar? Bu surların içerisine sığınacaklar. Böylelikle feodalite sistemi ortaya çıkmış oldu. Hemen önümüzü açıyoruz. Demek ki güçlü lordlar egemen güç kabul ediliyormuş. Zayıfları yani buradaki halkı e, kendilerine efendilerine teslim eden bir toplum yapısı oluşturmuşlar. O zaman lord bu, derebey bu, e, ezilen halk bu. Can güvenliğini sağlamak için buraya sığınmışlar. Peki burayı güvenli kılan şey neymiş? Tabii ki de etrafının surlarla çevrili olması burayı son derece güvenli kılmıştır. Avrupa'da kaos ortamının çıkmasına sebep olan olay nedir derlerse o zaman kavimler göçü ve sonucunda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasını söylemeniz gerekiyor. Özellikle halk Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma süreciyle birlikte kıtlık gibi problemler yaşayacaklar. Savaş korkusundan ötürü can ve mal güvenliğini artık endişe içerisinde görecekler ve o yüzden feodal beylere sığınacaklar. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Feodalitede aynı zamanda toplumsal tabakalaşma da vardır. Şimdi şöyle düşünün. En üstte bir kral var. E aynı zamanda soylular var. İşte derebeyler var. İşte atıyorum köylüler var. Köleler var. Bu şekilde bir toplumsal tabakalaşma oluşmuştur. Bakın feodalite sistemi var demiştik. Bu sistemde buradaki insanlar aslında temelinde krala bağlıdır. Yani feodalite sisteminde güç krala aittir. Mutlak güç ve otorite kraldır. Kral siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla birlikte ne yapmış? Derebeylerine bırakmıştır. Ancak bu feodalite sistemi ile birlikte kralların papucu da zamanla dama atılmaya başlayacak. Feodalitenin ortaya çıkmasıyla birlikte artık doğal olarak Avrupa'da birliği, bütünlüğü, merkezi, siyasi otoriteyi engelleyen bir unsur oluşmuştur. Bu unsurun adı feodalitedir. Eskiden sadece kral vardı, krala bağlıydı ama artık öyle küçük küçük ee, derebeylikler oluşmaya başladı. Yani siyasi otorite, merkezi otorite bozulmaya başladı. Peki hocam bu feodalite sonsuza kadar devam mı ediyor? Hayır. Bunun güç kaybetmesinin iki tane sebebi var. Birincisi Haçlı Seferlere, ikincisi ise Barut. Arkadaşlar Barut'un icat edilmesiyle birlikte e, bu surların yıkılabileceği anlaşılınca artık bu sistem bir okulma süreci içerisine girecek. Hocam Haçlı Seferlerin ne alakası var? Bakın Haçlı Seferlerine buradaki derebeyler katılıyor. Birçoğu sefere gidiyor ölüyor dönemiyorlar. O yüzden feodalite sistemi Haçlı Seferleri ve Barut'un icat edilmesiyle birlikte yok olma süreci içerisine girmiş ve bir süre sonra da yok olmuştur. Feodalite sistemin ortaya çıkış süreci bu şekildeydi. Şimdi de orta çağdaki siyasi yapılardan biri olan Sasan İmparatorluğu devam edelim. Arkadaşlar Sasani İmparatorluğu o dönemin, o çağın en büyük imparatorluklarından birisidir. Oldukça geniş sınırlara ve güçlü bir devlet geleneğine sahiptir Sasani. Yönetim şekillerine baktığımızda monarşiyle yönetildiğini görüyoruz. Arkadaşlar monarşi neydi? Tek bir kişinin egemen olduğu yönetim şekliydi. Bakın mono birdi. Bir kişinin sözünün geçtiği yönetim şekline biz ne diyoruz? Monarşi diyoruz. Peki Sasaniler'de o bir kişi kimdi? Devleti yöneten kişi kimdi? Şehinşah şahtı arkadaşlar. Şehinşah da krallar, kralı demektir. Bakın bunu Şehinşah olarak düşünebilirsiniz. Monarşi ile yönetiliyormuş. Başta bulunan kişi Şehinşahmış. Şu adam olduğunu düşünün. Pers devlet geleneğini benimsemişlerdir. Zaten sahsenleri gördüğünüz zaman aklınıza kimler gelecek? Ya Medler gelecek ya da Persler gelecek. Önce Medler kuruluyor ardından Pers. Bu adamlar Pers devlet geleneğini benimsemiş ve devam ettirmişlerdir. Özellikle Hz. Ömer döneminde İslam devletiyle yaptıkları savaş sonucunda yeniliyorlar, zayıflıyorlar ve en sonunda yıkılıp yok olup gidecekler. Hemen bu savaşların isimlerini de yazayım. Bazen hocalarımı sorabiliyorlar. Bunu da not almanız yararınız olacaktır. Birincisi Kadisiye Savaşı 636 yılındaydı. 2. Celula Savaşı ve üçüncüsü de Nihavend Savaşı arkadaşlar. Bu üç savaş sonucunda ne olmuş? Sasani İmparatorluğu yani İran güç kaybetmiş ve zayıflama süreci içerisine girip bir süre sonra yok olup gitmiştir. Bakın Sasani İmparatorluğu çok e, geniş topraklara sahip olan bir imparatorluktu. Gidiyor Kafkasya'yı alıyor. Sadece burası mı? Hayır. Mezopotamya'yı da alıyor ve... İran'a da hükmediyor. Bakın hakim olduğu toprakların bir kısmı bu şekildeydi. Sasanilerde krallar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilirdi. Mesela bu adamların paraları vardı arkadaşlar. Paranın bir yüzünde e, kralın resmi adı olurdu. Diğer tarafında ise kutsal ateşin resmi olurdu. Burada kutsal ateşliyim. Bakın bir yüzünde kral diğer yüzünde ise Kutsal Ateş varmış yani inandıkları inançtakinin nin resmini koymuşlar yani bu durumda krallarının, şehinşahlarının Tanrının temsilcisi olarak yeryüzünde görev yaptığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Sasani İmparatorluğu bu şekildeydi. Şimdi de Doğu Roma İmparatorluğuna bakalım arkadaşlar Doğu Roma İmparatorluğu dönemin en büyük ve en güçlü imparatorlukların başında geliyordu. Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika gibi birçok toprakları eline geçirmeyi başarmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle 395 yılında kurulmuştur. Zaten Batı Roma İmparatorluğu çok uzun ömürlü olmayacak, yıkılıp gidiyor. Ama Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans daha uzun ömürlü olacak. Merkezleri ise İstanbul olup Orta Çağ boyunca varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Ne zamana kadar 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ne zaman ki Fatih Sultan Mehmet geliyor, İstanbul'u alıyor, artık Roma İmparatorluğu son bulmuş oluyor. Bakın güçlü bir imparatorlukmuş. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle birlikte oluşmuş, merkezleri İstanbul'muş. İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih döneminde yok olup gitmişler. Roma İmparatorluğumuz da bu şekildeydi. Sıradaki imparatorluğumuz Moğol İmparatorluğu. Arkadaşlar Moğol İmparatorluğun kurucusu Temuçin'dir. Timuçin dediğimiz kişi Türk Moğol boyları tarafından seçilmiş ve Cengiz ismini almıştır ve daha sonra da Cengiz Han olarak adlandırılacak. Cengiz Han dağınık halde bulunan Moğol boylarını bir arada toplamayı başarmıştır ve büyük bir kara imparatorluğu kurmuştur. Bakın arkadaşlar istila hareketleriyle dünyanın en geniş kara imparatorluğunu Moğollar kurmuştur. Moğollar üzerinde şamanizm inancının etkisi oldukça büyüktür ve daha Cengiz Han hayattayken oğulları imparatorluğunu oğulları arasında paylaştırmıştır. Zaten öldükten sonra da birçok devlet oluşmuştur onun yerine. Mesela Moğollarda şamanların söyledikleri hem toplum hem de idareciler yani yöneticiler üzerinde etkili olmuştur. Yani buradan da biz dinin etkisini görebiliyoruz. Moğol İmparatorluğu da bu şekildeydi. Şimdi de Orta Çağ'da veba salgınından biraz bahsedelim. 1347 yılına geldiğimizde Sicilya'da görünen veba ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş. Oradan Avrupa'ya, Venedik, Cenova gibi liman ketleri üzerine gitmiştir. Bakın veba salgınının başlaması ve yayılmasında en büyük etkinliğe aitmiş ticaretteymiş arkadaşlar. Demek ki ticaret aracılığıyla birçok devlete, birçok ülke, birçok insana bulaşan bir hastalık olduğunu görüyoruz. Günümüzde koronavirüs olaylarının yaşadığımız bu dönemde ve bazı salgınında o dönemde ölen insan sayısı ortalama 200 milyon arkadaşlar. 200 milyon insan veba salgınından ötürü ölmüş. Bu salgın o kadar dünyayı etkilemiş ki sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti, dini neredeyse durma noktasına getirmiştir bu salgın. Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı ölmüştür. Tüm bu ölüm kalım olayları haliyle halkta korku ve güvensizlik gibi duyguların zirve yapmasına sebep olmuştur. Sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti ve dini gibi uygulamaları durma noktasına getirmiştir. Orta çağda veba salgını bu şekildeydi. Şimdi de imparatorluklarda ekonomik durumdan bahsedelim. Bizans, Sasani ve Moğol imparatorluklarının genel durumlarına biraz bakalım. Öncelikle Bizans. Bizans'ın o dönemki en önemli geçim kaynağı ticaretti. Özellikle Çin ve Hindistan'dan gelen ürünleri ne yapıyorlardı Bizanslılar? Nereye sevk ediyorlar? Avrupa'ya. Şimdi arkadaşlar bakın Çin'den ve Hindistan'dan gelen ürünler Bizans üzerinden Avrupa'ya sevk edilirdi ve Bizans'ın en büyük geçim kaynaklarından birisi de işte bu yüzden ticarettir. Özellikle İpek yolu ticaretinde önemli bir rol oynamaya çalışmışlardır. İpek ticareti için Sasanilere karşı Türkler ile işbirliği yapmışlardır. Bakın normalde Bizans Sasaniler ile karşı karşıya geliyor. Ne için? İpek yolu için. O yüzden Bizans gelip Türklerin kapısını çalıyor. Türkler ile işbirliği yapıp Sasanileri yok ediyorlar demek ki ekonomik çıkarlardan ötürü devletler işbirliği yapabiliyorlarmış. Sasani'lere baktığımızda ise ekonomi topraktan alınan vergilere dayanmaktaymış. Daha çok vergiler varmış, topraktan alınan vergiler ve Sasaniler gelirlerini artırmak için daha çok üreticiyi destekleyen yasalar, kanunlar çıkarmışlar. Ticaret ağını geliştirip Hint Okyanusu ve Orta Asya'da ticaretine hakim olmaya çalışmışlar. Yani bunlar da Ticarete önem vermişler. Vergi gelirleri oldukça önemliymiş. Hatta gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen, üreticinin yanında olan yasalar çıkarmışlardı. Moğollara baktığımızda ise e, ekonomileri daha çok hayvancılığa dayanıyordu. Neden hocam? E çünkü e, yaşadıkları yerlerdeki iklim çok elverişli değildi. Sert karasal iklim olduğu için daha çok hayvancılık ile uğraşırdı. Hocam hiç tarım yok mu? Tarım da var ama daha çok hayvancılık yapılıyordu. Hayvanlarına otlak bulabilmek için konar, göçer hayat yaşamışlardır. E hayvanların otlatmaları gerekiyor o yüzden ne yapmaları lazım? Sürekli göç etmeleri gerekiyor. Daha çok yerleşik toplumlar ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Bakın kendileri konar, göçer hayat yaşıyor ama ne yapmışlar? Yerleşik toplumlar ile al-sat, alım-satın işlemleri yapıp ticaretle de geçimlerini güçlendirme yoluna gitmişler. İmparatorluklardaki ekonomik genel durum bu şekildeydi. Şimdi de imparatorluklarda genel askeri durumdan biraz bahsedelim. Bizans'a baktığımızda ücretli askerlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bakın 11. yüzyıldan itibaren ücretli askerler ön plana çıkıyor. Normalde eyalet askerleri de var ama ne yapmışlar? Daha sonra ücretli askerlere yönelmişler ve birçok milletten ücretli paralı askerler ordularında bulunduraraktan savaşlara girmişler. Aynı zamanda ağır zırhlı birlikleri vardı şu şekilde gördüğünüz askeri birliklere benzer, ağır, hareket etmesi daha zor olan askeri birlikleri vardı. Sasanilere baktığımızda ise düzenli ve disiplinli askeri birlikleri vardı. Oldukça güçlüydü. Sasanilerin ordu birlikleri son derece güçlüydü. Moğollara baktığımızda ise daha çok gönüllü birlikler varmış. Bu adamlar da aynı Türkler gibi Meta'nın kurmuş olduğu onlu teşkilata uygun bir şekilde ordularını hazırlamışlardır. Hani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı şeklinde ilerliyor. Ve hafif süvari birlikleri olduğu için bu adamlar daha çok seri, hızlı hareket ederler. Bakın Bizans'ın askerleri daha böyle ağır, hantal iken Moğollu askerler ise atlarıyla hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde gidip orayı yağmalayıp, yakıp, yıkıp ele geçiriyordu. İmparatorluklardaki askeri durum da bu şekildeydi. Sevgili arkadaşlar bir duyuru daha yapmak istiyorum. Videoda kullanmış olduğum bu kağıtları web webstem olan sosyalkale.net üzerinden de indirebilirsiniz. Ya da Facebook grubumu olan e, Sosyal Bilgiler Not ve Bilgi Paylaşımı grubundan da indirebilirsiniz. Her iki kısmında linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Yeni derslerden yeni videolardan haberdar olmak amacıyla abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.